Sevgili dostlarım hepinize merhaba ben Başkan 35 Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bir Bist 100 Analizinde de hep birlikte beraberiz arkadaşlar ee, Bugün IMKB 100 e, Gerçekten bir balon mu? Ve bu balon e, nasıl patlar? Sizlerle birlikte Bunun teknik analizini yapacağız arkadaşlar e, Fakat teknik analiz yaparken e, Şunu unutmayın arkadaşlar Hiçbir zaman Hiçbir şeyin %100 geçerliliği Yoktur biz sadece burada Teknik e, olabilecek e, yukarıdaki direnç ve destek noktalarını sizlerle birlikte bulmaya çalışıyoruz. Ve bu e, destek direnç noktalarından faydalanarak e, Borsa İstanbul'un e, yüz hisselerinin hangi seviyelerden e, sonra düşüşün hızlanabileceği veya hangi seviyelerin üzerinde tutunması durumunda daha yukarıdaki yönlü hareketlerin görülebileceğinin analizini burada yapmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle arkadaşlar Borsa İstanbul 100'e baktığımız zaman bir balon olup olmadığını anlayabilmek için şöyle grafiği biraz daha yanaştıralım. Evet teknik grafiğine baktığımız zaman biz bu işin balonuna, topuna bakmaksızın arkadaşlar IMKB 100'de haftalık kapanışa göre bir teknik analizi yaptığımız zaman işlemlerde şu an için herhangi bir balon görmemekteyiz. Bu benim kendi düşüncem arkadaşlar. Ee, bunun sebebine gelirsek de bakın şuradan e, tren çizgimizi çektiğimiz zaman arkadaşlar IMKB100 e, gayet güzel yukarı yönlü trendini devam ettirmekte. E, şimdi Başkan 35 biz bu trendi nasıl takip edeceğiz diye soran arkadaşlar var. E, bunların sözlerini duymaktayım. Arkadaşlar bakın e, IMKB100'ün tekrardan e, düşüşe geçebilmesi için bir kere ilk etapta 115.650 buradaki bir destek seviyemiz mevcut. Bu 110 115.650 seviyesi altında e, günlük kapanış görmesi şart arkadaşlar. Bu 110 115.650 e, seviyesi altında e, bir günlük kapanış gelmediği sürece yukarıdaki Bugün itibariyle de test ettiği 118.000 direnç bölgesi ilk takibimizde olacak direnç seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu 118.000 üzerinde de dikkatle takipte kalmamız gereken 115.000 kırılmadığı müddetçe takipte kalmamız gereken ikinci bir direnç bölgemizde 120.000 seviyesindeki direnç bölgesi. Evet, IMKB 100'ün e, tekrardan e, bir düşüş içerisine girebilmesi için de arkadaşlar, ilk etapta 115.650 desteği altında günlük bir kapanış yapması şart. Bu kapanış 115.650 altında gelmediği müddetçe e, IMKB 100 için düşecektir dememiz e, bugün itibariyle biraz güç gözük güç görünmekte arkadaşlar günlük haftalık e, kapanışlara baktığımız zaman hepsi de iyi kapanışlar yapmış haftalık bazda 114 bin seviyesi bizim için önemli gene haftalık bazda 114 bin üzerinde İMKB'nin bir kapanış yapmaması imkb'nin e, hala da yukarı trendi desteklediği anlamına gelir e, ve 114 bin üzerinde kaldıkça da IMKB'de e, yukarıda 120 bin ve 123 bin dirençleri sıkıca takip edilmeli olarak gözükmekte arkadaşlar. O yüzden 115.650 bin 650, e, seviyesine kadar olabilecek e, düşüşler düzeltme düşüşü olarak görülebilir IMKB yüzde 115 bin ve hatta haftalıkta da 114 bin desteği altında bir kapanış gelmediği müddetçe IMKB'de yön yukarı diyebiliriz arkadaşlar. IMKB 100 burası çok önemli arkadaşlar. Bakın IMKB 100 140 bin seviyesine kadar da gidebilir. Yani öyle bir potansiyeli de mevcut arkadaşlar. Özellikle 120 bin üzerinde 123 bin üzerinde kapanışlar IMKB'de görülmeye başlarsa o zaman IMKB yüzde daha sert yukarı yönlü e, alışlar görebiliriz ve 132 bin ardından da 140 binli seviyeleri IMKB 100 test edebilir. Böyle bir gerçekte e, teknik olarak IMKB 100 de hala gözükmekte. Dediğim gibi arkadaşlar kısada 114 bin e, şey ilk kısada 115 bin 650. Bu destek seviyesi önemli. Bu desteğin aşağı yönlü kırılması halinde de gene kuvvetli bir destek 114.000 seviyesinde bulunan destek seviyesi olarak takip edilmeli. 114 bin desteği dediğim gibi gene aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 120 ve 123.000 bin dirençleri IMKB 100'de test edilmeye gidebilir. 123.000 IMKB 100 için önemli olacak bir direnç bölgesi. Çünkü 123.000 üzerinde e, hareketler agresifleşir arkadaşlar. E, fakat bu agresif bir hareketlerin gelebilmesi için de e, Borsa İstanbul'a dışarıdan yabancı girişlerde olması şart. Bu hareketi yukarıya taşıyabilmek için 123.000 üzerinde görülecek hareketler 132.000 ve 140.000 seviyelerini tetikleyebilir. Fakat ilk etapta biz alttaki 115.650 desteği ve 114.000 desteği takipte kalacağımız önemli destek olarak gözükmekte. Yukarıda 118.000-120.000 kısadaki direnç bölgelerimiz dikkatle takip edilmeli. 117'de bir direncimiz vardı arkadaşlar. Yani her kademede aşağı yönlü tekrardan bir teste gidiyor IMKB100. O yüzden biz de nasıl dikkatli olabiliriz? 115.650'de kuvvetli desteği ilk etapta 118.000 direncini test etti ve buradan tekrar bir satış yedi. 118.000 geçilirse arkadaşlar 120.000 beklenmeli. 120.000'den de bir satış gelecektir. 118.000 yukarı yönlü kırılırsa 120.000'den de bir satış gelecektir. Yani destek ve dirençler. Alım ve satış olarak kısa vadeli 115.650 kırılmadıkça değerlendirilebilir şeklinde IMKB100'ü de yorumlayabiliriz. Evet bir iki tane de hisse analizimiz var. Şimdi onları da yapalım arkadaşların isteği vardı. Evet koza altın işletmeceleri işletmeleri Kozal grafiğini incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bundan sonra şöyle bir durum yapacağız. Biliyorsunuz artık IMKB100 ve hisse ee, videoları da çekiyoruz ee, sizden gelen istekleri de e, yayınlamaya çalışacağım Fakat e, bizim videomuzu başka mecralarda paylaşan YouTube üzerinden başka mecralarda paylaşan arkadaşların isteklerini ilk etapta yayınlamayı düşünüyorum O yüzden e, videomuzu beğenen ve başka mecralarda paylaşan arkadaşları e, zaten mesaj olarak görebiliyorum e, O yüzden <laughs> kendi YouTube kanalınızda veya Facebook, Twitter gibi kanallarda bu videoyu paylaşırsanız e, paylaştığınıza dair yorumunuzu bana atın ve altına istediğiniz hisseyi de yazın. E, o hisselerin de analizini yapalım. Şimdi koza isteği vardı. Koza madencilikte neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu bir inceleyelim. Koza'da arkadaşlar 82.55 üzerinde bir haftalık kapanış geldi. Bu koza için e, olumlu olumlu 83.35 civarında kozada haftalık kapanış gelmesi bizim için güzel bir e, sonuç olarak e, gözüküyor arkadaşlar kozadaki arkadaşlar 8255 önemli destek bölgeniz Evet kozada 8255 üzerinde kalışlar e, yukarı yönlü hareketlerin devamı anlamını taşıyacaktır e, kozal ve Üçgen yükselen üçgen içerisinde şu an hareketlerine devam etmekte arkadaşlar. E, Kozalda yukarıda bizler için önemli olacak direnç noktası 85-60 tabulundan bir direnç bölgesi ve kısa da 87-50 hedefli. Şurada bir 87-50 e, Kozada hedef olarak gözükmekte. koza madencilikte Yukarı yönlü hareketlerin e, arkadaşlar 83 44 82 55 desteği üzerinde kalması durumunda kısa da ilk hedef 87 50 civarı olarak gözükmekte. Olumsuz durumlarda e, stop olunabilecek noktası ise arkadaşlar bugün itibariyle 79 50 Evet olumsuz bir durumda 79.50 altına bir sarkma olur günlük bir kapanış gelirse Kozal'da stop olmakta fayda var fakat bugün itibariyle 82.55 55 üzerinde e, kalan koza yukarıda arkadaşlar kısa da 87 40 87 50, e, direnç bölgesini görmek isteyecektir Eğer 87.50 50 civarından e, kozada bir e, satış görmezsek arkadaşlar Ondan sonraki yukarıdaki hedefimiz de 91.45 seviyesi olarak Kozal'da görünmekte. E şimdilik kısa vadede 87.40 takibinizde kalacak Kozama Madencilik'te arkadaşlar. 82 82.55 83.45 Önemli iki tane desteğimiz var. Bu destekler takibinizde olacak, düzeltmelerde e, görülebilecek seviyeler. 82.55 üzerinde kaldıkça da 85.60 ve 87.50 ana hedefli Kozal'da da e, kısa vadeli hedef noktası gözükmekte. Gene dediğim gibi İMKB'de 118.000 takibinizde olacak. İMKB %115.000 desteğimiz, 115.650 desteğimiz önemli. 115.650 desteği üzerinde de İMKB 100 tutundukça ee, yukarıda 118 bin, 120, 122 bin, 123 bin e, dirençleri takip edilecek. Sizler de bu direnç noktalarına göre kendi hissenizi takipte kalacaksınız. Kozan'ın da e, 82.55 üzeri bu hafta her kalışı 85.60 ve 87.50 hedefli e, çalışabilirliğini yüksek tutmakta arkadaşlar. Kozal'da da iyi kapanışlar gelmiş. Yukarı yönde hareketlerin IMKB 100 hisselerine Bakarak yukarı yönlü devam edeceği öngörülebilir. Evet, bu hafta IMKB100 ve ile ilgili hisse analizimizi de yaptık. Ee, videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma bir beğeni atmayı unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca dediğim gibi e, isteklerinizi hisse isteklerinizi de e, videonun altına yorum olarak yazarsanız, fakat ilk etapta videoyu paylaşanlar esas alacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu paylaşmanız başka mecralarda benim için çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.